Evet, selam arkadaşlar. 4 Haziran 2021 Global Lab yama notlarına hepiniz hoş geldiniz. Her zamanki gibi İngilizce çevirişin Bedo Foundry'den Tanzi'ye Türkçe çevirişine Kerem'e teşekkürler arkadaşlar. Şimdi gelin bu haftaki değişimler. Bu haftaki değişimler çok büyük şeyler değil ama gene de güzel şeyler var. Birkaç tane bug fix de var ve çoğu değişikliklerin çoğu dungeon'la alakalı. Dungeon'la ilgili detayları bilmiyorsanız burada da bir şey sunmuşlar. Kılavuzu okuyabilirsiniz Black Desert Foundry'daki ya da benim ünlem Kore videosunda okuduğum şeyleri de tekrar edebilirsiniz. Orada güzelce anlatıyorum. Zaten Kore yama notlarında anlattığım çoğu şeyi de Bedo Foundry'de Dungeon Guide olarak bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet, başlayalım. Atraksiyona girmek için kullanılan Talibre'nin gözyaşları eşyası karaktere ait olmayan aileye ait olarak değiştirildi. Zaten mantıklı olan buydu. Atraksiyon, Baumakya genel sunucusunda görünen belirli kreomar ve putorakyum kalıplarının saldırıları zayıflatı. Yani nerf yedi baştan bile. Hani Elvia versiyonu değil, normal versiyonu çoktan nerfini yedi ne yazık ki. Bazı thread başlatıldığında partiyle ilgili kontroller ve diğer dark down'lar iyi çalışmıyor. Bu nedenle bazı thread, bazı head üzerinde belli bir süre çalıştırılmazsa bazı thread daha hızlı kayboluyor. Baumakya bağının ipliği değiştirdi. Böylece bağının kafasına girme dışında alanın içine başlatılabilir. Bağının yanan dişlerine sahip olmak, Stellagia'nın kafası için etkileşime girdiğinde bağının kalbi bağının başından geçebilecek karanlık bir şafak açar ve bağının ipliğiyle başlatılabilir. Bağının ipliği çözüldüğünü ilerlemeyi daha doğal hale getirmek için aşağıdaki eklemeler ve modifikasyonlar yapılmıştır. İplik çözüldüğünde görüntülen bir kılavuz mesajı eklendi. Belli bir çubuğun dişinde görünen Doblinus'un etkisi güçlendirildi ve adı görüntülenecek şekilde değiştirildi. Bağının ipini açarken bilgi edinmek için gereken süre 15 saniyeden 30 saniyeye değiştirildi. Ancak bağı açar ve bilgi edinmeden sohbet penceresini kapatırsanız bilgi edinmek için tekrar çözmeniz gerekiyor. Putorakyum'un belirli koşullar altında saldırmadığı hata düzeltildi. Baumakya'nın çifteliyle vurulan canavarların aldığı hasar büyük ölçüde arttırıldı. Bu biliyorsun bir tüfek var, DP çarlar bunu kullanabiliyor vurmak için, ondan bahsediyor. Ulquios of the Final Battle aşağıdaki gibi iyileştirildi ve değiştirildi. Ulquios'un son savaşta, bu arada Kerem gözün seveyim lütfen bir dahaki şunları da yap ya, çok karışıyor. Please, teşekkürler. Ulquios'un son savaşta geceleri daha güçlü hale gelmesi neden ona hata düzeltildi. Kremar'ın hasar düşük uygulandığı hata düzeltildi. Kremar'ın bir maceraya uzaktan takip etmeye bıraktığı hata düzeltildi. Ulquios'un son savaşta aralıklarla olarak kaybolma sorunu düzeltildi. Nihai savaş Ulquios'u ele geçirmediğinde belli eylemlerin ve mesajların görüntülenmesi için iyileştirmeler yapıldı. Hesaplaşmanın Ulquios aşamasında savunma indirim ikinci başarıdan sonra bile uygulanacak şekilde değişildi. Ulquios savaşı daha hızlı öfkelenecek şekilde değişildi. Ulquios son savaşta öfkelendiğinde uygulanan savunma indirimi yani DP'den bahsediyor. Öncekine göre yarıya indirildi. Son savaşın Ulquios'un aşamasıyla başarıya tamamlansa bile ruhun görünümün kaybolmaması hatası düzeltildi. Ulquios'un son savaşta sadece 3 aşama aralıkları olarak başarılı olsa bile korkulması hatası düzeltildi. Baz Cradle zaman içinde mesaj çıktısı eklendi. Son savaşta Ulquios ile uğraşırken ikinci ve üçüncü aşamalarda dengeli olacak şekilde ayarlandı. İkinci aşama durumda ilk aşama başarılı olduğuna ve ardından tekrar başarılı olduğuna uygulanan savunma indirimi daha fazla uygulanacak şekilde değiştirildi. Bunun yerine nihai savaşın Ulquios'un üçüncü aşaması öfkelendiğinde uygulanan savunma indirimi 50 azaltıldı. %50 azaltıldı. Bu nedenle ikinci aşama eskisinden biraz daha hızlı geçilebilirken üçüncü aşama daha fazla zaman alır. Bu nedenle kırma yöntemini bulmak ve saldırmak daha önemlidir. Lucrezia'nın hançeri Ataraxion'un bağının beşi görevinden birkaç hafta önce son patronu çağırmak için kullanılırsa görevin kabul edilememe sorunu düzeltildi. Artık Lucrezia'nın hançerine sahip olup olunmadığına bakılmaksızın NPC Solmakya Cradle of Baal'ı görevlerini kabul edebilirsiniz. Ataraxion Baas Cradle görev sürecini kolaylaştırmak için görev tamamlama metni daha ayrıntılı şekilde getirildi ve bazı tamamlama koşulları değiştirildi. Değişiklikten önce Baumakya'nın nihai antik silahını alt eden nihai anlık silahı alt edin ve yaz ile tanışmak için Paralyze of Baal'a gidin de artık bu değişti. Baal'ın cennetini son antik silahı yenerek hareket ettirilebilir oldu. Buna göre yaz bazın eşinde görünmüyor. Atraksiyon bağının cenneti görevi tamamladıktan sonra aile başına bir kez yapılabilen atraksiyon mühürlü bağının zamanı görevi kabul eden NPC kara ruh olarak değiştirildi.
Atraksiyon bazı görevlerin özet penceresi bir sonraki alana geçmek için ayrıntılı metin eklendi. Bir sürü insan büyük ihtimalle takılıyordu onları rahatlatmak için. Bağmakya'nın bölgesinde bölgeler arasında hareket edebilen Solmage NPC'ler için aşağıdaki ögeler değiştirildi ve değiştirildi. Değiştirildi ve değişti. Bununla bayılıyorum. Karşılıklı gelen Solmage NPC etkisi eklendi. Ayrıca NPC uzaktan bile açığa çıkacak şekilde değişildi. Solmage NPC'sine hareket ettirilebilen alan şu anda sahip olduğunuz diş öğelerine göre alt bölümlerde ayrılacak şekilde değişildi. Örneğin bağının yanan dişleri eşyanız varsa hemen bağının kafasına geçebileceksiniz. Bağmakya bölgesine elde edilecek ünvanlar eklendi. Bu ünvanların ne olduğunu ne yazık ki yazmamışlar. Son savaşta Urkius ile uğraşırken ikinci ve üçüncü aşama dengeli olacak şekilde ayarladık. İkinci aşama durumunda bu son boss'tan bahsediyor Urkius dediği. İlk aşama başarılı olduğuna ve ardından tekrar başarılı olduğuna uygulanan savunma debuff'u daha fazla uygulanacak şekilde değiştirildi. Bunun yerine nihai savaşın Urkius'un üçüncü aşamada öfkelendiğinde uygulanan savunma indirimi %50 azaltıldı öncekine kıyasla. Bu nedenle ikinci aşama eskisinden biraz daha hızlı geçilebilirken üçüncü aşama daha fazla zaman alır. Bu nedenle kırma yöntemini bulmak ve saldırmak önemlidir. Lucrecia'nın hançeri Atraksiyon bağının beşiği birkaç hafta önce son patron çağırmak için kullanılsa... Bunu demin okumadık mı ya? Neyse. Artık Lucrecia'nın hançerine sahip olup olunmadan bakılmaksızın NPC sormak diye Cradle of Bağ görevini kabul edebilirsiniz. Atraksiyon bazı Cradle görevlerinin kolaylaşmak için... Lan bunu demin okumadık mı? Kerem? Bunu da demin okumadım mı ben? Son tiksiyle yedi. Hah. Bunları okumadım galiba. Okey. Yo bunu da okuduk. Şu Bas Paradaş son antik silahı yenerek hareket ettirilebilir diyor. Bunu emin değilim. Tamam bunu da okuduk. Bunu da okuduk. Bunları okuduk oğlum. Bunları bir daha yazmışız Kerem. Düt düt. Bunu da okuduk. Aynen bunu da okuduk. Okey ikinci kez yazılmış bunlar. Okey. Kimya görev serisi. Alustin'in kızı Velia'da bir simyager olan Clorins. Clorin'den bahsediyor. Son zamanlardaki işçi sıkıntısı nedeniyle, pardon, Clorince şeklinde yazılıyor doğru. Son zamanlardaki işçi sıkıntısı nedeniyle zor zamanlar geçirdiği söyleniyor. Simya'ya yardım ederseniz onun hazırladığı ödülü hediye olarak alabilirsiniz. Bu görev bir sonraki görevi ancak önceki görevi tamamladıktan sonra alabileceğiniz bir sıralı görevdir arkadaşlar. Önce 49 Clear Liquid Regent, sonra 200 Clear Liquid Regent vermemizi istiyor. Yani 49 tane yapıp 200 verebilirsiniz pazardan kalanları. Karşında size adamantin veriyor. Bu biliyorsun RBF taşını satarak bayağı para elde edilebiliyor. Umarım bizde minciler bunu da batırmaz. 50 palyaço, 50 günahkar kanı yapacaksın. Ardından 200 günahkar kanı ve palyaço kanı vereceksin. Karşında Crimson Flame Power veriyor. Bu 5 AP ana silah taşından bahsediyor. Şu 50 Oil of Fortitude can mı dayanıklılık mı öyle bir şeydi galiba Türkçesi. Corruption yozlaşma Fortitude demin okudum zaten. Bunları 50 tane yapıp 200 vereceksiniz. Size ödül olarak Trace of Sage Vahşet İziydi doğru hatırlıyorsam ve Garmot Scale yani Garmot derisi 3x veriyor. Bir de tercih edeceğiniz bir tane kombinasyon taşı alacaksınız. Ya Hum ya Makalot ya Gerviş. Tabii ki çoğu insan her zaman gibi Hum alacak. 4. görev. 30 tane metal çözücü ve 10 tane titanyum saf titanyum kristali yapacaksınız ve 10 tane saf vanadyum kristali yapacaksınız. Karşında bir de 20 tane saf titanyum kristali ve 20 saf titanyum vanadyum kristali vereceksiniz. Yani bunların ekstralarını pazardan alıp kalanları yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin tercihiniz. Tabii işleme level'ınız yüksekse bir craft'a daha çok çıkacak için de o ayrı bir şey. Ödül olarak tabii ki çoğu insanın şu an kıtlık yaşadığı Forest Fury yani orman öfkesi ve 10x Magical Shard yani Black Magic Crystal'ı eriterek elde ettiğiniz o yeşil parça. Biliyorsunuz ileride bir sürü kullanım gelecek bayağı önemli olacak. Ve bir tane tercih edeceksiniz bir kara taş seçeceksiniz. Harpia, Kobe, Viper, Hysteria ya da Karma ya da Addis olabilir. Tabii ki çoğu insan Viper ya da Kobe seçecek pardon. Çoğu insan Harpia sonra Viper sonra Kobe seçer diye tahmin ediyorum. Hysteria, Karma, Addis biraz daha kolay bulunduğu için sanmıyorum ama belli olmaz. Ve son görevimiz 20 tane Magical Shard yapacaksınız. Yani eritmeden bahsediyor bu yeşil elde etme şeysi. Ve ardından 20 tanesini direkt vereceksiniz. 100 tane Kratuka öldüreceksiniz. Kratuka moblarından bahsettiğim tahmin ediyorum ben. Kratuka yazıldığına bakmayın burada. Büyük ihtimal Kratuka'dan bahsediyor.
Ve size ödül olarak iki tane orman öfkesi veriyor bu görev. Evet, yeni haftalık T10 at görevi. Ek olarak efsanevi tüyler elde etmeni sağlayan haftalık bir görev ekleniyor. Biliyorsunuz bu tüy gerekiyor bir tane mythical feather. Şu an pazarda bizde meydan bir sürü alabilirsin ama AoE'ne ya da Kore'de pazarlar daha farklı büyük ihtimal. Bunu alabileceğin ekstra bir yöntem eklendi. Biz de at yarışından da alıyoruz biliyorsunuz ama yani neyse. Taş Görük At Çiftliği'nde ahır bekçisi Gula'nın tuhaf bir kırmızı tüyü olduğu söyleniyor. Gula'nın gerekli malzeme temin etmek karşılığında bu tüyleri dağıtmaya başladığı söyleniyor. Bu görev haftalık bir görevdir ve tamamladıktan 7 gün sonra gece yarısından sonra saat 00:00'da sonra görevi tekrar alabilirsiniz arkadaşlar. Bu görevde de sizde at çiftleştirmenizi istiyor. 10 tane fern root vermenizi istiyor. Bu fern root biliyorsunuz haftalık başka bir at görevi yapıp elde edebilirsiniz. Çok fazla var. Bende de hani atçı çarında bir 400 tane mine birikti. Bayağı rahat kasılabilen bir şey görevlerle. O da biliyorsunuz at yakalamızı isteyen bir görevde. Onu zaten haftalık yapıyorsunuz. Hem onu yapıp sonradan bunu da yapabilirsiniz yani. Ben şahsen öyle yapacağım ve 15 tane altın imparatorluk at teslimatı istiyor. Bu biraz işte düşündürücü. Bunu insan genelde Viper almak için Viper yükseltmek için kullanıyor ama hani sizin tercihiniz alabilirsiniz. Size ödül olarak da 200 katkı puanı ve bir adet şey veriyor. Efsanevi tüy elde etmenize olanak veriyor. Bağlantı noktası ve kuşatma savaşı. Bağlantı noktası ve fetihten önce ek bina inşa etmenin imkansız olduğu bölgelere fil tuzakları kullanılarak ek bina yapılabileceği olgusu düzeltildi. Bugfix yani. Zehir tuzağı, klan zehir tuzağının etkisi üst üste binmeden yenilenecek şekilde değişti ve efekt aşağıdaki gibi değişildi. Bu biliyorsunuz bayağı da kimsenin basmadığı, kullanmadığı bir tuzaktı. Hani 20 saniye boyunca her 2 saniyede bir 100 can götürmek hiç worth bir şey değildi. Şimdi bu güzel bir buff yiyor artık. Hem 20 saniye sürüyor, hem gene 2 saniyede bir vuruyor, hem de 350 zehir hasarı vuruyor. 350 arkadaşlar, bu baya güzel bir arttırma. Yani artık herkes stun trap alın, stun trap alın, işte subaylar fil tuzağı alsın demek yerine bazı insanlar artık zehir tuzağı da alabilir güzel bir DPS atmak için. Evet, diğer değişiklikler. Kullanıcı arayüz değişikliği. İnci dükkanında F3'te yani satın alınabilen altın çan da dahil olmak üzere her türlü altın çan eşyasını kullanırken altın çanı kullanan maceracı şükranları ifade etmek için bir tezahür işleme tezahür etme. Böyle eski harfleri kelimeyi kullanınca çok gülüyorum. Tezahür etme işlemi eklendi. Burada görüyorsun ve teşekkürler maceracı like atacaksınız artık. Sistem değişiklikleri. Ayar depolama kapasitesinin sunucu üzerinde aşırı depolandığı kısım optimize edilmiştir. Hata düzeltmeleri. Eşya transferi iptal edildikten sonra eşya merkez pazar deposuna taşınırsa eşyanın anormal bir mesaja taşınmaması olgusu düzeltildi. Yükleme resmi görüntülenirken atlama metninin ortaya çıkması olgusu düzeltildi. Yalnızca Gamepad kullanıcı arayüzünü kullanırken beceri Kpad T'de yani penceresindeki gösteri görünümünü ayarın iptal ettikten sonra fareyle beceri ön ayarına tıklandığında duruma uymayan tuş kılavuzunun ortaya çıkması olgusu düzeltildi. Araç ipucu premium at görünüm değişikliği arayüzünü öğrenebilen becerinin üzerine geldiğinizde araç ipucunun normal şekilde kontrol edilebilmesi için değişildi. Aktarım ve uyanış parşömenlerinin açıklamasını her parşömen için farklı olduğu olgusu düzeltildi. Lara adasındaki arka planın bir kısmın garip olduğu fenomen düzeltildi. Boya yani CE penceresindeki 100 süperin çıkarmanın imkansız olduğu olgusu düzeltildi. Sınıf değişiklikleri. Musa veya yüksek saplama oku becerisi animasyonun belli becerilerle bağlantı kurarken garip bir şekilde görüntülenme sorunu düzeltildi. Valkyrie Prime Just Counter becerisinin beceri komutuyla ilgili aşağıdaki açıklamalar efektle etkileyecek şekilde değişti. Yani bir değişiklik yok, sadece açıklama netleştirildi sadece. Önceden W sol klik basılı tuttuğunuzda saldırı devam eder şeklindeymiş. Artık değişiklikten sonra sol klik basılı tuttuğunuz sürece saldırı devam eder şeklinde açıklama düzeltimi olmuş. Sharplight 1.4 Absolute Sharplight becerinin saldırı eylemi daha doğal görüntülenecek şekilde iyileşildi. Kunoichi Ninjutsu 10 Shadow becerisi ve Ghost Step becerisi yuvası ola ne? Ha, beceriyorsa hotbar'dan bahsediyor. Quick Slot yani. Olarak kullanılan gizli durumunun iptal edildiği hata zaten. Oha, bug'a bak lan. Turnuva elletir lan bu hata. O ne öyle, neyse. Umarım bu hafta Arşa turnuvası olmaz.
Ninjutsu Shadow Stomp 1-4 ve Absolute Ninja Shadow Stomp kullanmak için yanıp sönen ışıktan sonra boşluk çubuğuna basıldığında diğer uyanış becerilerinin düzgün şekilde etkileşmemesi hatası düzeltildi. Ninjutsu Oni Shadow becerisi ve Ghost Step becerisi beceri yuvası, yani deminki durumun aynısı, gizli durumun iptal edildiği hata düzeltildi. Ninja varsa dikkat etsin bu hafta Arşa'da, Arşa maçında. Shuriken Moon Dive açıklamasında Ghost Step becerisi bağlantılı olarak gerçek efektle eşleşmeyen aşağıdaki ifadeler silindi. Görünmez etki korunduğunda hayalet adım becerisi gizli moda geçecektir. Büyücü ve cadı aşağıdaki becerileri edinirken öğrenilmeyen becerilerin listesi açıklaması efektle eşleşecek şekilde değiştirildi. Core Aqua Jail patlaması, soğuk dalga, su küresi ve yıkımbı olay. Cadı aynı değişimle arkadaşlar aşağıdaki beceri edinirken öğrenilmeyen becerinin listesinin açıklaması efektle etkileşecek şekilde değiştirildi. Core denge kopma, füzür dalgası, patlayıcı akış ve yıldırım fırtınası. Çayı bazı efektleri kazanacağız. Aşağıdaki becerisi bir beceri kullandıktan sonra bir varyasyon biçiminde etkileştirildiğinde beceri uygulanmayacak şekilde değişiklik yapıldı galiba. Ne olmuş? Delusive Light bu OP olan AP ve şeyi de kıran skillimiz oldu bu. Tüm attack of 26 saniye. Erdüzün attack nearby'ımız by 100'dü. Aaa. Ooo. 20 saniye boyunca şeyi 26 azaltıyormuş. Ney? Bir dakika. Reduce all attack of nearby enemies by %26 for 20 second. Reduce all attack of nearby enemies. Ney? Bir beceri kullandıktan sonra bir varyasyon biçimini etkileyen beceri uygulanmadı. Dur, anlamadım. Burn not applied when the following skill was activated. Anlamadım bunu bu arada. Çünkü bu skill acaba isabet oranı şu aşağıdaki bu da AP mi? Çünkü hem AP hem isabet oranı azaltıyor bu skill. Ama ondan bahsediyor. Okey. Bug fix yani çok şey bir şey değil herhalde. Şeyler varsa anlayan, ben anlamadım. Yani kendileri yorumlar iniş. Ashashin core daralt becerisi kazanırken akış kınama becerisinin doğru şekilde bağlanmadığı hata düzeltildi. Sage, Void Eruption becerisinin PP hasarı yaklaşık %5.8 oranı daha düşük uygulandığı hata düzeltildi. Void Blast becerisinin PP hasarının yaklaşık %4.8 oranı daha yüksek uygulandığı hata düzeltildi. Yani siz bu hafta eğer Void Blast atarken daha yüksek vurduğunu hissediyorsunuz ve Void Eruption daha az vurduğunu hissediyorsunuz, bir hafta sonra büyük ihtimal bu değişim geldikten sonra düzelecek arkadaşlar, haberiniz olsun. Evet. Global Lab yama notları böyledir arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere tekrardan. Hoşça kalın.